Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet çocuklar bugünkü videoda 3-4-5 yayınında soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Karşımızda rasyonel bir eşitsizlik varken eğer ki payda da bilinmeyen varsa bilin ki bu eşitsizlik kim yardımcı çözecek tablo. Peki rasyonel ifadelerde tablo yaparken ilk yapmam gereken şey neydi? payı sıfır yapan ve paydayı sıfır yapan ifadeleri bulmak. O yüzden ilk önce payı sıfır yapan ifadeyi yani köklerini biz bir bulalım. Şimdi bak bu ifadede x'ler ortak olduğu için sen bu ifadeyi x ortak parantezine alırsan soldan x gelecek sağdan 3 gelecek. E, dolayısıyla çarpım sıfırsa ya sol tarafın ya da sağ tarafın sıfır olması gerekiyor. Sol taraf sıfırsa birinci x değeri sıfır. Sağ taraf sıfırsa ikinci x değeri kaç geldi? Eksi 3 çıkmış oldu. E geldim paydayı sıfır yapan değere. 4 eksi x eğer ki sıfır eşitse buradan x'in üçüncü değeri kaç geldi? O da 4 gelmiş oldu. Peki bu kökler tek kat kök mü çift kat kök mü? Bu kime bağlı? Kökün adedine bağlı. Şu an burada sıfırdan kaç tane var? Bir tane var. Bir tek olduğu için tek kat kök. Eksi üçten kaç tane var? Bir tane var. E bir tek olduğu için tek kat kök. 4'ten kaç tane var? Bir tane var. E dolayısıyla bu da tek kat kök. O zaman ne yapıyorum? Gidiyorum tabloya. Yani sayı doğrusuna. Sayı doğrusunda hemen sol tarafa eksi sonsuz sağ tarafa artı sonsuz yazdık. Kökleri küçükten bir doğru yazın. Burası eksi 3. Yan taraf 0 ve burası 4 gelmiş oldu. Bunlar tek kat kök. Hemen şu çizgileri bir çekelim. Çektikten sonra dikkatli olun. Size verilen eşsizlikte eşlik var mı? Yok. O yüzden hiçbir kökü almayacaksınız. E şimdi bunlar tek kat kök olduğu için bir tane yuvarlak koymak zorundayım. Ve ayrıca eşitlik olmadığı için içi de ne olacak? Boş kalacak. O yüzden teker teker içini ne yaptık? Boş bıraktık. Geldik işaret incelemesine. Peki biz işarete kime göre karar verecektik? Payın işaretine ayrı, paydanın işaretine ayrı bakacağız. Peki işareti kim karar verecekti? Derecenin kat sayısı. E derece demek ne demekti? Üstteki en büyük sayı. Dolayısıyla burada x karenin kat sayısı artı bu ifade birinci derecen olduğu için x'in katsayısı eksi, e, artının eksi oranında eksi geldiği için tablonun en sağından eksiyle başladık. Bu durumda burası eksi geldi, tek kat kök artı yaptı, tek kat kök eksi geldi, tek kat kök artı yaptı. E, benden kim isteniyor? Artıları isteniyor. O zaman tabloda artıları tara. Tararsak dikkat et bizden sonra da kimi istiyor? Kaç doğal sayı değeri sağlar diye soruyor. E, bu aralıkta doğal sayı olmadığı için bu aralıktan hiçbir şey almıyorum. Dolayısıyla 0 ile 4 aralığında hangi doğal sayılar var? 1 var, 2 var, 3 var. Yani toplamda 3 farklı doğal sayı değeri gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. Bir kere karşımızda rasyonel bir eşsizlik varsa ne yapacaktık? Tablo yapacaktık. Tablo yaparken rasyonel bir ifadede payı 0 yapan ve paydayı 0 yapan ifadeleri teker teker bulmam gerekiyor. 49 eksi x kareyi 0 eşitlersek bu durumda 49 kime eşit geldi? X kareye. Ekimin kimin karesi 49 yapar? Ya 7'nin ya da eksi 7'nin. Bunlar cepte. Ayrıca paydayı sıfır yapan değerlere bakarsak. Bu ifadeyi bir X parantezine al. X parantezinde soldan X geldi. Sağdan eksi 3 geldi. E çarpım sıfır eşitse ya sol tarafın ya da sağ tarafın sıfır olması gerekiyor. Bu durumda sol taraftan bir tane kök sıfır geldi. Sağ taraftan da bu ifadeyi sıfır yapan değer 3 olduğu için... 3 gelmiş oldu. Peki bu gelen kökler tek katlı mı çift katlı mı? Buna kim karar verecek? Adet karar verecek. 7'den şu an kaç tane var? Bir tane var. Öyleyse tek kat kök. Eksi 7'den bir tane var. Tek kat kök. 0'dan bir tane var. Tek kat kök. 3'ten bir tane var. Tek kat kök. Ne yapıyorum? Köklerle beraber gidiyorum sayı doğrusuna. Hemen gittim sol tarafa. Eksi sonsuzu. Sağ tarafa artı sonsuzu yazdım. Yazdıktan sonra hemen şu kökleri bir işaretleyelim. En küçük kök eksi 7. Ardından kim geldi? 0 geldi. Daha sonra 3 geldi. Ve ardından 7 gelmiş oldu. Ne yapıyorum? Hemen kök olduğunu belirtmek için şu çizgileri bir çektim. Çektikten sonra dikkatli olun. Bunların her biri tek kat kök. Yani birer tane yuvarlak koyacağım. Peki bu yuvarlan içi dolu mu olacak boş mu olacak? Eğer ki size verilen eşitsizlikte eşitlik varsa payı sıfır yapanları alacaksınız ama paydayı sıfır yapanları alamazsınız. Dolayısıyla 7 ve eksi 7 dahil edeceksiniz ama kesinlikle ve kesinlikle paydayı sıfır yapan sıfır ve 3'ü dahil edemezsiniz. Yoksa bu ifadeyi tanımsız yapmış olursunuz. E peki geldim işarete. İşareti kim karar verecekti? Derecenin katsayısı. Şu an pay kısmı ikinci derecen fonksiyon ve x karenin katsayısı eksi olduğu için payın işareti eksi geldi. Aynı mantıkta paydanın işareti artı geldi. Eksinin artıya oranı eksi olduğu için tablonun en sağından eksi başladık. Tek kat kök artı. Tek kat kök eksi. Tek kat kök artı. Tek kat kök eksi. Benden ne istiyor? Artıları istiyor. Hemen artıları tara. Peki soruda benden kimi istiyor? Kaç tane negatif tam değeri vardır diye soruyor. E şu an bu aralıkta negatifler yok. O yüzden sol tarafa baktım. Sol tarafta eksi 7 kapalı 0 açık aralığında hangi tam sayılar var? Eksi 7'den bir başlar. Ta ki eksi 1'e kadar her şeyi alırım. Yani sonuçta 7 tane tam sayı değeri gelmiş oldu. Geliyorum 3. soruya. Dikkatli olun karşımızda ikinci dereceden bir eşsizlik var. Çocuklar ikinci derecenin eşsizliklerde mutlaka tablo yapacağız. Ama yapmadan önce bir şey dikkat edeceksiniz. Tablo yaparken kök bulacağız ya. O yüzden eşitsizliğin bir tarafı mutlaka sıfır olmalı. Bunları aldım. Karşı tarafı gönderdim. Sıfır büyüktür. X kare. Eksi 3x. Eksi 10 gelmiş oldu. E şimdi şöyle düşünelim. Sıfır bunlardan büyükse. Demek ki de bu ifadeler negatif. Yani x kare eksi 3x eksi 10'un sıfırdan küçük olmuş olması gerekiyor. Yani şöyle düşünmüş olabilirsin. X'ini yer değiştirsem yön değiştirdi. Ne yapacağım bundan sonra? Ayır çarpanlarına. X'e x, e x çarpımları eksi 10 toplamları eksi 3 yapan iki sayı. Eksi 5'e artı 2 geldi. Yaz bunları karşılıklı. X eksi 5 çarpı x artı 2 gelmiş oldu. E peki kökü nasıl bulacağız? Kök demek o fonksiyonun kaç yapan sayı demekti? Sıfır yapan demekti. Bu fonksiyonu sıfır yapan sayı ya sol tarafı ya da sağ tarafı sıfır yapan sayıdır. Sol tarafı sıfır yapan kök 5. Sağ tarafı sıfır yapan kök eksi 2 gelmiş oldu. Peki bunlar tek katlı mı çift katlı mı? Birer tane olduğu için tek katlı kök. Şimdi gidiyorum sayı doğrusuna. Çiz sayı doğrusuna. Sol tarafta kim var dikkat et. Sol tarafta eksi sonsuz var. Sağ tarafta art sonsuz var. Hemen kökleri işaretle. Eksi 2'yi buraya yazdım. 5'i buraya yazdım. Bu kökler nasıl köklerdi? Tek kat köklerdi. Peki senin ifadende eşitlik var mı? Yok. O zaman ne yapacağım? Tek kat kök olduğu için bir tane yuvarlak gelecek ve bunların içi boş olmak zorunda. Geliyorum işarete. İşareti kim karar verecekti? Derecenin katsayısı. E şu an derecenin kat sayısı artı olduğu için o yüzden tabloya artı ile başlıyorum. Artı tek kat kök eksi tek kat kök artı geldi. Bizden kim isteniyor? Eksiler isteniyor. O zaman tabloda eksileri tara. Yani cevabımızda eksik açık 5 açık Bursa gelmiş oldu. Geliyorum dördüncü soruya. Şimdi arkadaşlar karşımızdaki eşitsizlikte şurada bir rasyonel sayılar çıkan bir yok mu? Var. O zaman x'ini çarp buradan bir çıkar. Hani ben sana gitsem 2-1 bölü 2'yi versem ne yapıyorsun rasyonel sayılarda? Çarp çıkartmıyor musun? O zaman buradan şey yapacaksın. Çarp çıkart. Çarp çıkartırsan x kare eksi 1 bölü x büyük eşit 0 geldi mi? Geldi. Peki rasyonel eşitsizliklerde Payda'da bilinmeyen varsa ne yapmamız gerekiyordu? Tablo yapmış olmamız gerekiyordu. Peki tablo yaparken ben ikinileri bulacağım, kökleri bulacağım. O zaman hemen payı sıfır yapan ve paydayı sıfır yapan değerleri ayrı ayrı bul. Payı sıfır yapan değerler, burada x kareyi bir yapan değerler. E kimin karesi bir yapar? Birin veya eksi birin. Geldim paydayı sıfır yapan değerlere. E paydayı sıfır yapan bir tane x değeri var. O da kim? Sıfır. O zaman üçüncü kökte sıfır gelmiş oldu. Peki bu köklerden burada şu an kaçar tane var? Birer tane var. Köklerden birer tane varsa bu köklerin hepsi tek kat kök. O zaman gidiyorum yavaş yavaş sayı doğrusuna. Sayı doğrusuna gittim. Sol tarafa eksi sonsuz. Sağ tarafa artı sonsuz yazdım. En küçük kök eksi bir. Ardından sıfır. Ardından bir gelmiş oldu. Hemen kökleri aşağı indir. İndirdikten sonra dikkat et. Tek kat kökler Peki, peki dahil etmek zorunda mıyım? Evet dahil etmek zorundayım. Çünkü dikkat et şu an burada bir eşitlik var. Ama hatırla rasyonel ifadelerde kimi dahil etmek zorundaydın? Payı sıfır yapan değerleri. Sakın paydayı sıfır yapan değeri dahil etme. E, dolayısıyla 1 ve eksi 1 payı sıfır yaptığı için ne yapıyorum? 1 ile eksi 1'e dahil ediyorum. Ama ne yapmıyorum? Sıfırı dahil etmiyorum. Geldim işarete. İşaret kimin karar verecekti? Hatırla derecenin katsayısı. Şu an pay kısmı ikinci derecen fonksiyon ve x karenin katsayısı artı. Burası birinci derecen fonksiyon işareti artı geldi. E, artının artı yorunda artı geldiği için tablonun en sağından artı ile başla. Artı tek kat kök eksi tek kat kök artı tek kat kök eksi. Benden kim isteniyor? Artılar isteniyor. Peki soruda benden kim isteniyor? Bunu sağlayan en küçük iki tam sayının toplamı isteniyor. Şimdi bu aralıkta bir tam sayı var mı? Evet var. Kim o? Eksi 1. Onu bir aldım. Peki şu an bu aralıktaki en küçük tam sayı kaç? O da bir. E onu da dahil ettim. X'ini toplarsam da sonuç 0. Yani Bursa gelmiş. Oldu. Geliyorum yavaş yavaş 5. soruya. Karşımızda çarpım şeklinde bir eşitsizlik varken ne yapacaktık? Yapacağımız şey tabloydu. Tablo yapmak için de ifadenin ilk önce kimlerini bulacaktık? Köklerini bulacaktık. E peki kök fonksiyonu kaç yapan sayıydı? Sıfır yapan sayıydı. Bunun sıfır olması için ya sol tarafın ya da sağ tarafın sıfır olması gerekiyor. Eğer ki sol taraf sıfırsa bu durumda birinci kök sıfır geldi. Sağ taraf sıfırsa ikinci kök kaç gelmiş oldu? Eksi 4 gelmiş oldu. Peki bu kökler tek katlı mı çift katlı mı? Tek katlı çünkü köklerden birer tane var. O zaman bu kökleri alıyorum. Yavaş yavaş tabloya doğru gidiyorum. Tablo dediğimiz yer neresi hatırlayın? Sayı doğrusu. O yüzden sol taraf eksi sonsuz, sağ taraf artı sonsuz yazdık. Köklerden birincisi şu anda eksi 4. E diğer kökte 0. Eğer ki bunları aşağıya çekersek dikkatli olun. Peki ben bu kökleri dahil edecek miyim? Evet dahil edeceğim. Çünkü adam bana eşitliği vermiş. Çarpım şeklinde fonksiyon varken kökler dikkat edin dahil ediyorsa mutlaka bütün kökleri dahil etmem gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? İlk kökü de aldım dahil ettim. Bu da cepte. Şimdi geldim işarete. Peki çarpım şekli fonksiyonlarda işarete kim karar verecek? Unutmayın buna ayrı ayrı bakmanız gerekiyor. Şimdi soldaki fonksiyonda işaret şu an ne? Eksi. Peki sağdaki fonksiyon birinci derecenin olduğu için x'in katresine artı. E, eksi ile artını çarpma eksi olduğu için o yüzden tabloya eksi başlıyorum. Tek kat kök işaret değiştirdi. Tek kat kök işaret değiştirdi. Benden kim istiyor? Artıları. O yüzden tabloya gittim. -4 ile 0 arasını yazdım. Peki benden ne istiyor? Kaç tam sayı değeri sağlar diye soruyor. -4'ten bir başla. 0'a kadar her yeri al. Yani toplamda 5 tane tam sayı değeri gelmiş oldu. 6. soru. Karşımızda rasyonel bir eşitsizlik varken paydada bilinmeyen varsa yapacağımız şey tablo. Peki tablo yaparken ilk önce ne yapmam gerekiyordu? Kökleri bulmam gerekiyordu. E bu durumda x kare eksi 4 eğer ki sıfırsa x kare kime eşit geldi? 4'e. E kimin karesi 4? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Peki bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Bu kökler tek katlı mı çift katlı mı? Evet tek katlı. Niye? Çünkü birer tane var. Peki bundan sonra ne yapacağız? E alacağız kökleri tabloya gideceğiz. Eğer ki tabloya gidersen sol tarafı gittim eksi sonsu yazdım. Sağ tarafı gittim artı sonsu yazdım. Bir kökü buraya işaretledim. Diğer kökü de buraya işaretliyorum. Çek şimdi bunları aşağı doğru. Aşağı doğru çekersek. Peki ben bu kökleri dahil edecek miyim? Bakın rasyonel eşitsizliklerde eğer ki eşitlik varsa sadece payı sıfır yapan değerleri alabilirsiniz. Paydayı sıfır yapan değeri alamazsınız. E şu anda senin köklerin sadece paydayı sıfır yaptığı için sen bunları dahil edemezsin. Şu anda pay kısmı işareti artı. Payda kısmında derecenin katsayısı artı olduğu için e, artıları ben burada oranlarsam artı ile başlayacağız. Tek kat kök eksi tek kat kök artı gelmiş oldu. Benden kimleri istiyor? Eksileri. Tabloda eksileri tara. Tararsak da sorunun doğru cevabı eksi 2 artı 2 açık aralığı yani Adana gelmiş oldu. Yedinci soru. Karşımızda çarpım şeklinde bir eşsizlik varsa ne yapmak zorundayız? Tablo yapmak zorundayız. Tablo yaparken ilk önce bulmam gereken şey ne? Kökler. Bak sol tarafı sıfır yapan ve sağ tarafı sıfır yapan ifadeleri bir bulalım. Şimdi dikkatli olun. Şu anda sol tarafı sıfır yapan değer 1. Yalnız dikkatli olun arkadaşlar. Şu an bu bir kökünden kaç tane var burada? 2 tane var. Niye 2 tane var? Normalde x-1'in karesi üslü ifadelerden x-1 çarpı x-1 demek değil mi? Dolayısıyla bunu sıfır yapan değer 1, bunu sıfır yapan değer 1. Kaç tane 1 geldi buradan? 2 tane 1 geldi. Bak. Bunu anlamak için üzerine de bakabilirsin. Şu an üssü çift olduğu için unutmuyorsun sakın. Buradan gelen kök çift kat kök. E peki sağ tarafı sıfır yapan sayı kaç? Buradan gelen kökte 2 gelmiş oldu ve bundan bir tane geldiği için bu da tek kat kök. Hemen gidiyorum bu kökleri sayı doğrusunda işaretliyorum. Eğer ki bu kökleri sayı doğrusunu işaretlersek sol tarafı eksi sonsuz geldi sağ tarafı artı sonsuz geldi. Küçük olan kök 1 büyük olan kök 2. Hemen şunları bir aşağı çekelim. Çektikten sonra dikkatli olun. Şu an bu köklerden elimizde 2 tane olduğu için bir çift kat köktü ve eşitlik yok. Eşitlik yoksa o zaman ben buna 2 tane yuvarlak koyacağım. Ve ne olmak zorunda? Boş olmak zorunda. 2 tane yuvarlak niye koyduk? çift kat kök olduğu için ama eşitlik olmadığı için içi boş geldi. E sağ tarafta bir tane kök var yani tek kat kök var. O yüzden bir tane yuvarlak koydum ve eşitlik olmadığı için içini boş bıraktım. Geldim işarete. Derecenin kat sayısına artı. Derecenin kat sayısına artı. ve artıları çarparsam sonuç ne geldi? Artı gelmiş oldu. Artı tek kat kök eksi çift kat kök işaret değiştirmez eksiyle devam ettik. Dikkatli olun. Bizden ne istiyor? Sıfırdan büyükleri istiyor. E peki bu aralıktaki en küçük doğal sayı değeri kaç? 3. O yüzden sorun doğru cevabı da Denizli gelmiş oldu. 8. soru. Eğer ki karşımızda rasyonel bir eşitsizlik varken paydada bir bilinmeyen varsa mutlaka tablo yapmam gerekiyor. Peki tablo yaparken ben ilk kim bulacaktım? Kökleri bulacaktım. O yüzden hemen payı sıfır yapan ve paydayı sıfır yapan reel sayıları bir bulmaya çalışalım. Sen şimdi payı sıfır yapan değeri bulmaya çalışırsan bak burada biri karşılar faktör. x kare kime eşit geldi? Eksi 1'e. E reel sayılarda kimin karesi eksi 1 yapar? Hiçbir şeyin. Demek ki de buradan karmaşık kök geliyor. Yani reel kök gelmiyor. O zaman benim bununla işim yok. Buradan kök gelmiyor. Peki bunu karşılar atarsam buradan gelen reel kök kaç? 3. Peki bu kök tek katlı mı çift katlı mı? Tek katlı çünkü bir tane gelmiş. Tamam o zaman ne yapıyorum? Bir tane köküm var. Bu kökle beraber gidiyorum sayı doğrusuna. Eğer ki sayı doğrusuna gidersek burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz gelmiş oldu. E bir tane kök var onu da yazdım. O da 3 gelmiş oldu. Şimdi dikkatli olun. Elimizde eşitlik var ama senin kökün nereye sıfır yapan sayı? Paydayı sıfır yapan sayı. O zaman bunu dahil edemezsin. Burada eşitlik varken sen sadece payı sıfır yapan ifadeleri dahil edebilirsin. Yani ne yapıyorum? Buradaki 3'ü açık bırakıyorum. Geliyorum işarete. Bak, az önce biz bunu hatırla, kök olarak almadık ama her zaman bunu işaret tablosunda dahil etmek zorundasın. Eğer ki bir yerden kök gelmese bile mutlaka o fonksiyonu işarete dahil edeceksin. Şu an artı, x karenin katsayısı artı, x'in katsayısı artı e derecelerin katsayıları artı geldiği için oranı da artı geldi. Tek kat kökte eksi yapmış oldu. Bizden ne istiyor? Artıları istiyor. O zaman sağ taraf tara. Yani cevabımız da 3 ile sonsuz açık aralığı gelmiş oldu. 9. soru. Şimdi sana bir şey soracağım. Bizim eşitsizlik sorularında amacımız ne? İşaret bulmak. Fonksiyonu ben işaret bulmak istiyorum. Temel amaç bu. E şimdi sen biliyorsun ki mutlak değerin işareti her zaman neye eşit? Artıya eşit. E ben şu anda kimleri bulmak istiyorum? Eksilere. Sen artıyla neyi çarparsan sonuç eksi gelir. Eksiyi. Demek ki de benim aslında bu fonksiyonun cevabını bulmam için sadece x artı 2 negatif yapan değerleri bulsam ben soruyu çözerim. E buradaki 2'yi karşılık faktörürsem x küçüktür eksi 2 geldi. Peki eksi 2'den küçük olan en büyük tam sayı kaç? Eksi 3. O yüzden sorunun doğru cevabı da deniz gelmiş olur. Ya hocam tamam bunu çözdün de bir de tablodan çöz diyenlere gelsin. Çocuklar tablodan çözmek istiyorsanız yapacağınız şey şu. Şu an karşınızda çarpım şeklinde fonksiyon var. Çarpım şeklinde fonksiyon varken tablo yapmak zorundayız. Bunun için ne yapacağız? Teker teker kökleri bulacağız. O yüzden sol tarafı sıfır yapan ve sağ tarafı sıfır yapan değerleri bulalım. E, sol tarafı 0 yapan değer. X'i 2 yapan değer değil mi? 2 yapan değer. Peki sağ tarafı 0 yapan değer de. X'i eksi 2 yapan değer değil mi? Eksi 2 yapan değer. Peki buradaki bu kökler tek katlı mı çift katlı mı? Mutlak değerden gelen kök her zaman çift katlıdır. Sebebini söylüyorum. Çift kat kökün tablodaki işlevi ne? İşaret değiştirmiyor. E sen mutlak değerin içinde 2'den daha büyük bir değerde yazsan, 2'den daha küçük bir değerde yazsan mutlak denen işaret değişiyor mu? Değişmiyor. O yüzden mutlak değerden gelen kök her zaman çift katlı olmalı. Bu köklerle beraber gidiyorum. Nereye? Sayı doğrusuna. Sayı doğrusuna gidersek. Sol tarafı gittim. Eksi sonsu yazdım. Sağ tarafı gittim. Art sonsu yazdım. Küçük olan kök eksi 2. Büyük olan kök 2 geldi. Hemen çek bunları. Eğer ki bunları çekersek. Sen eksi 2'nin tek katlı olduğunu biliyorsun. 2'nin de çift katlı olduğunu biliyorsun. Ve eşitlik olmadığı için bunları dahil etmiyorum. Yani içi boş gelmek zorunda. E mutlak değerden gelen işaret artı gelecek. X'in katsayısı artı olduğu için bu da artı geldi. Artı ile artının çarpma artı geldi. O yüzden tabloya artı ile başladım. Artı çift kat kök işaret değiştirmez. Artı devam etti. Tek kat kök eksi gelmiş oldu. Bizden kim istiyor? Eksilere. O yüzden sorunun doğru cevabı da bu aralık gelmiş oldu. E bu aralıktaki şu an en büyük tam sayı eksi 3 olduğu için de sorunun doğru cevabı denizli gelmiş oldu. Geliyorum 10. soruya. Karşımızda çarpım şeklinde bir eşsizlik varken biz bunu nasıl çözecektik? Tablo yöntemiyle. Peki tablo yapmak için ilk olayımız neydi? Kök bulmak. Peki kök fonksiyonun kaç yapan sayıydı? Sıfır yapan sayıydı. E bu çarpımın sıfır olması için benim bunları ayrı ayrı sıfır yapmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bu durumda x artı 4'ü sıfır yapan sayı x'i x4 yapan sayıdır. x'i x3'ü sıfır yapan sayı x'i 3 yapan sayıdır. Geliyorum sağ tarafı sıfır yapan sayıya. Hemen 5x eksi x kareye aldım sıfır işledim. Eğer ki bu ifadeyi x ortak parantez alırsan bak dikkat et. Sol taraftan kim gelecek? 5 gelecek. Sağdan kim gelecek? Eksi x gelecek. E bu çarpımın sıfır olması için ya bunun sıfır ya da bunun sıfır olması gerekiyor. Bu durumda soldan kök kaç geldi? Sıfır geldi. Sağdan kök kim gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Peki bu bulduğumuz kökler tek katlı mı çift katlı mı? Her birinden sadece bir tane olduğu için tek kat kökler. Hemen alıyorum kökleri sayı doğrusuna götürüyorum. Kökleri sayı doğrusuna götürdükten sonra sol tarafı eksi sonsuz sağ tarafı artı sonsuz yazdım. En küçük kök kim? Eksi 4. Ardından 0. Ardından 3. Ardından 5 gelmiş oldu. Hemen bunları aşağı indir. Bunları teker teker aşağı indirirsek. Peki sen bu kökleri işareti dahil edecek misin? Evet dahil edeceksin. Unutma çarpım şeklinde fonksiyonlarda eşitlik varsa bütün kökleri dahil etmek zorunda mısın? Evet zorundasın. Bunları teker teker dahil ettik. Peki işareti kim karar verecek? Ayrı ayrı işaretlere bakmak zorundasın. Şu an 5x eksi x kare ikinci derecen fonksiyon ve x karenin katsayısı eksi olduğu için buradan işaret eksi geldi. x eksi 3 birinci derecen fonksiyon işareti artı olduğu için artı geldi. x artı 4 birinci derecen fonksiyon işareti artı olduğu için artı geldi. E ben bunları çarparsam sonuç eksi geldiği için tablonun en sağından eksiyle başladık. Tek kat kök artı tek kat kök eksi, tek kat kök artı, tek kat kök eksi. Benden kim istiyor? Artıları istiyor. O zaman tabloya gidiyorum, artıları tarıyorum. E bu durumda cevabımız ne gelmiş oldu? Eksi 4 ile 0 kapalı aralığı birleşim. 3 ile 5 kapalı aralığı gelmiş oldu. Benden ne istiyor? En büyükle en küçük tam sayı istiyor. Şu an bu aralıkta en büyük tam sayı 5. En küçük tam sayı eksi 4 olduğu için eğer ki ikisini toplarsak da Sorun doğru cevap 1. Yani Adana gelmiş olur. 11. soru. Karşımızda rasyonel bir eşsizlik varken paydayı sıfır yapan değer varsa yani daha doğrusu payda bilinmeyen varsa mutlaka tablo yapmak zorundayız. O zaman tablo yapmak için de ilk önce kök bulmak gerektiği için teker teker hem payı hem de paydayı sıfır yapan değerleri bulalım. Şimdi paydayı sıfır yapan değer x'e eksi yapan değer. Geliyorum pay kısmına. Payın sıfır olması için ya sol tarafın sıfır ya da sağ tarafın sıfır olması gerekiyor. Bakın dikkatli olun. Şöyle düşünün. Üstel fonksiyon ne zaman sıfır eşit olur? Yani 8'in hangi kuvvet onu sıfır yapar? Hiçbir kuvvete. Hatta içinizde logaritmi bilen varsa çocuklar bu üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyon eğer ki Artan bir fonksiyonsa bakın şöyle bir fonksiyon olmak zorunda. E şu an bu fonksiyon x eksenini kesiyor mu? Hayır kesmiyor. O yüzden şu an bu fonksiyonu sıfır yapan bir değer olamaz. Yani buradan kökmök gelmez Unutmayın. Üstel fonksiyon tek başına ise kökmök gelmez arkadaşlar. Geliyorum sağ tarafa. Peki bunu sıfır yapan değer kaç? 4. O zaman bu köklerle beraber gidiyorum sayı doğrusuna. Eğer ki sayı doğrusuna gidersek Sol tarafa gittim. Sol tarafa gittim. Kimi yazdım? Eksi sonsuzu yazdım. Sağ tarafa artı sonsuzu yazdım. Peki şu an kökümüz kim burada? Eksi 2. E diğer kökümüz kaç? 4 gelmiş oldu. Bunlardan birer tane olduğu için bu kökler tek kat kök. Tamam. Yani birer tane yuvarlak olacak. Peki içi boş mu dolu mu? Eşitlik varken payı sıfır yapan değerleri almak zorundasın. O yüzden 4'ü dahil edeceksin. Ama eksi 2 dahil mahil etmiyorsun. Geliyorum işarete. Peki işaret kim karar verecek? Bölüm şeklinde bir fonksiyon varsa payın işaretine ayrı, paydanın işaretine ayrı bakacaksın. Şimdi şöyle düşün. 8'in bütün kuvvetleri zaten kesin artı gelmeyecek mi? Gelecek. E burada x'in katsayısı artı olduğu için artı ile artının çarpma artı geldi. Peki şu an paydanın işaretine o da artı. E artının artı oranı artı geldiği için tabloyu artı ile başlıyorum tek kat kök eksi tek kat kök artı gelmiş oldu. Benden kim isteniyor? Eksililer. Tabloya git eksileri tara. Yani bu durumda tabloda benim aralığım kim gelmiş oldu? Eksi 2 ile 4 yara çıkarılı, gelmiş oldu. Bizden ne isteniyor? Tam sayı değerleri toplamı. Bu durumda bu aralıktaki tam sayılar eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 geldi. E 1 ile eksi 1 zaten birbirini götürdü. Geriye kalanları toplarsan da Sorunun doğru cevabı 9 yani Edirne gelmiş olur. 13. soru. Bak burada tablo falan yapmaya gerek yok. Sen burada 4 e alsan diğer tarafa atsan. Mutlak değer x büyüktür kim geldi? X4 mü geldi? Bak buradaki çoğu öğrenci şöyle düşünür bunu. Ya hocam mutlak değer eksi 3'e, eksi 2'ye, eksi 1'e eşit olamadığı için bunun cevabı boş küme değil mi der? Çocuklar burada onu düşünmeyeceksiniz ki. Burada düşünmeniz gereken şey şu. Ya sen x yerine ne yazarsan yaz. Bunu sağlar mı sağlamaz mı? Yani buradaki eşsizlik şu anda doğru mu yanlış mı bana onu söyle. X yerine istersen babanı yaz. Buradaki eşsizlik şu an doğru mu yanlış mı bana bunu söyle. Doğru. Niye doğru? Çünkü sen burada x yerine kimi koyarsan koy. Mutlak değer bunun işaretine artı yapacağı için en kötü sıfır yapacak sıfır koyarsan. E Bunların hepsi eksi 4'ten daha, daha büyük değil mi? O yüzden sorunun doğru cevabı edirne gelmiş olması gerekiyor. Unutmuyorsun mantık ne? Mantık şu. Buradaki eşitsizlik doğru bir eşitsizlik mi yoksa yanlış bir eşitsizlik mi? Senden bu isteniyor. Senden gidip de mutlak değer eksi 3 mü, eksi 2 mi, eksi 1 mi o sorulmuyor sana. Bunlar zaten olamaz mümkün değil. Sen bu eşitsizlik doğru mu yanlış mı bana bunun cevabını vereceksin. Şu an bu eşitsizlik doğru. Niye doğru? Çünkü mutlak değerin alabileceği tüm değerler ya onu sıfır yapar ya da artı yapar. Yani bu doğru bir ifade olmuş olur. Mesela bak karşımıza şöyle bir ifade olsaydı o zaman bunun cevabı boş kümeydi. Niye? E çünkü mutlak değerin her bir ifadesi bu mutlaka artı yapmayacak mı? E artılar eksilerden daha mı küçük? Değil. Şu an bu eşitsizlik yanlış olduğu için... Bunu sağlayan hiçbir reel sayı değeri olamaz. O yüzden sorunun doğru cevabı boş küme gelmiş olması gerekiyor. Ama burada sorunun doğru cevabı Edirne geldi. 13. soru. Bana diyor ki x reel için hangisi daima pozitiftir? Ya sen 5'in bütün kuvvetlerinin artı olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman birinci yargının artı olmaması mümkün değil. Eğer ki logaritma yani üstel fonksiyon biliyorsan. Bak sen bunun grafiğinde şöyle olduğunu biliyorsundur. Hatırla üstel fonksiyonlarda taban birden büyükse fonksiyon nasıldı? Artan bir fonksiyondu. O zaman fonksiyon grafiği şöyle olmak zorunda. Bu 5 üzeri x'in grafiği. E, dolayısıyla şu an buradaki grafik y ekseninde sadece artı kısmında değer almıyor mu? Alıyor. Ama böyle düşünmene gerek yok. Sen burada x yerine kimi yazarsan yaz. istersen artıları yaz. istersen eksileri yaz. Mutlaka sonuç artı gelmeyecek mi? Gelecek. Mesela x yerine eksi 1 yazdım. 500'lere eksi birden sonuç ne geldi? 1 bölü 5 geldi. Ama sonuçta artı geldi. O yüzden birinci yargı doğru. Geliyorum ikinci yargıya. Çocuklar bir şeyin karesinin işareti mutlaka ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda en kötü ihtimali sıfır olabilir. Ya en kötü ihtimal düşünelim. Sıfır bile olsa sen 0'a 4 eklersen sonuç 4 gelmeyecek mi? O zaman daima pozitif. Bak üçüncü yargıda x yerine sıfır yazarsan... Sonuç sıfır geleceği için o zaman bu daima olmaz. Cevap da 1 ve 2 yani Ceyhan gelmiş olması gerekiyor. 14. soru. Karşımızda eğer ki rasyonel bir eşitsizlik varsa senin ne yapmış olman lazım? Mutlaka bu ifadeyi tablo ile çözmüş olman lazım. Ama bu soruda tabloya gerek yok. Niye gerek yok? Şimdi bana şunu söyler misin? X kare artı 6 sıfırdan büyük ya da eşit değil mi? %100 bu ifade artı. X'in en kötü ihtimali X karenin en kötü ihtimali 0 gelecek. 6 ile toplarsam ne yapacak? Artı yapacak. 6 üzeri X. X yerine kimi yazarsan yaz. Artı da yazsan eksi de yazsan. Bunun sonucu kim gelecek? Artı gelecek. E, dolayısıyla bu ifadenin eğer ki artık artı olması için şu ifadenin artı olması gerekmiyor mu? Tabii sıfır eşitlik olduğu için de bu ifade sıfır eşit olabilir. Yani bu ifadenin çözümü için x eksi 3'ün sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olması lazım. At bunu karşı tarafa. x de 3'ten büyük veya eşit geldi. Yani sorun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu. Yok hocam ben bu çözümü beğenmedim. Ben illa tablo istiyorum diyenler. Tablo bulalım. Yani tablo yapalım. Teker teker kök bulmamız gerekiyor. x kare artı 6'yı sıfır yapan değeri bul. x kare kime eşit gelecek? Eksi 6'ya. Reel sayılarda kimin karesi eksi yapar? Hiçbir şeyi. O zaman buradan kök mök gelmedi. Geldim 6 üzeri x'e. 6'nın hangi kuvvet onu sıfır yapar? Hiçbir kuvvet sıfır yapmaz. Buradan kök mök gelmedi. Geldim x eksi 3'ü sıfır yapan sayıya. E buradan kim geldi? 3 ya. 3 gelmiş oldu. Ve buradan dikkat et. Bir tane kök kök geldiği için bu tek katlı kök. Ben de alıyorum bu kökü. Gidiyorum sayı doğrusuna. Sayı doğrusuna gittim. Eksi sonsuzu yazdım. Artı sonsuzu yazdım. 3'ü de ne yapıyorum? Dahil ediyorum. Tek katlı kök. Eşitlik var mı? Evet var. Eşitlik varken rasyonel ifadelerde payı sıfır yapanı almak zorundasın. O yüzden 3'ü ne yapıyorum? Dahil ediyorum. Geldim işarete. Derecenin katsayısına bak. Artı. 6'nın tüm kuvvetleri bunu kim yapacak? Artı yapacak. X karenin katsayısı artı. E, her şey artı olduğu için mutlaka artı gelecek. Tek kat kökte eksi yapmış oldu. Benden kim istiyor? Artıları. O zaman 3'ün sağ tarafını tara. Bu durumda sorunun doğru cevabı ne gelmiş oldu? 3 ile sons arası gelmiş oldu. Yani doğru cevapta Ceyhan çıkmış oldu. Geliyorum 15. ve testin son sorusuna. Bir kere bu soruda bana ne demek istiyor? Eşitsizlik sistemi sağlayan değerleri sorarken sen diyor ki şu 4'ü bir karşılık bir at bakayım. Atarsam bir kere x'in değerlerine geldi. 4'ten büyük mü geldi? Sana diyor ki işte buradan bana bir aralık bulacaksın diyor. Ama ben bu aralıkta her şeyi kabul etmeyeceğim diyor. Sadece dörtten büyük olan yerleri alacağım diyor. Haberin olsun diyor. Buna göre çarpım şeklinde bir fonksiyon varken benim bunu kimle çözmem gerekiyor? Tabloyla. Peki tabloyla çözmek için ilk yapmamız gereken şey neydi? Kök bulmak. O zaman ayrı ayrı bu ifadeleri sıfır yapan sayıları bul. Sol tarafı sıfır yapan sayı, bunu altı yapan sayı. Sağ tarafı sıfır yapan sayı, bunu eksi üç yapan sayı. Gidiyorum hemen sayı doğrusuna. Sayı doğrusuna gittiğim zaman dikkat et. Sol taraf eksi sonsuz. Sağ taraf artı sonsuz gelmiş oldu. E şu an kökümüz kim? Eksi 3. Sağ taraftan kim geldi? 6 gelmiş oldu. İndir bunları aşağıya. İndirdiğim zaman bu kökler tek kat mı çift kat mı? Tek katlı çünkü birer tane var. Peki eşitlik var mı? Hayır yok. O zaman sen bu kökleri dahil edemezsin. İşareti neyle başlayacağım? derecenin katsayılarına ayrı ayrı bak. Burada işaret artı. Burada işaret artı. Artı ile artının çarpımı artı olduğu için artı ile başlıyorum. Tek kat kök eksi, tek kat kök artı gelmiş oldu. Benden kimler istiyor? Eksileri. O zaman tabloda eksileri taradık. Yani bizim dikkat et buradaki x değerlerimiz ne gelmiş oldu? Eksi 3 ile 6 gelmiş oldu. Ama yukarıdaki adam bana ne diyordu? Bana 4'ten büyükler lazım diyordu. O yüzden sen ne yapmak zorundasın? Eksi 3 ile 6 aralığından sadece 4'ten büyük yerleri seçmek zorundasın. E şu anda bu aralıkta 4'ten büyük olan hangi tam sayı var? Bir tane var. O da kim? 5 değeri. O zaman bana diyor ki bu sistemi sağlayan kaç tam sayı vardır? Cevap 1. Yani Adana gelmiş olması gerekiyor. Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.